Yaklaşık 4 sene önce bir video çekmiştik. Bu videoda koşu üzerine bir videoydu. Bir koşu ayakkabısı almıştık. Yaklaşık herhalde 275 TL'ydi fiyatı. İzlemeyenler için oraya koyarım. Yani şuraya galiba koyarım. Eski videoyu izlersiniz. Dolayısıyla şimdi üzerinden 4 sene geçti ve bu ayakkabı artık işlevini yitirmeye başladı. Altı aşındı ve taban kayıyor. Yürürken bile kayma riskiyle baş başa kaldığım için bunu Instagram'da bir anket yaptık ve yeni markaya karar vermemiz için yardımcı olan dostlara da ayrıca burada teşekkür ederiz. ASICS marka bir koşu spor ayakkabısı aldık. Daha önceki ayakkabımızı gösterelim. Daha önceki ayakkabı şu Under Armour. Böyle bir ayakkabı bize 4 sene boyunca hizmet etti. Şimdi şu alttaki tabanı görüyorsunuz. Şuradaki dişler artık yok oldu. Şuralarda duruyor. Fakat buradan önde kayma yapıyor. Yaptığınızda biraz böyle öne doğru ilk koşup ağırlığınızı verdiğinizde dolayısıyla daha rahat koşuyorsunuz yorulmadan. Onun için ön taraf baskı yapan yer daha çok şu bölge olduğu için burada bir erime söz konusu. Gerçi şuralar da erimiş gitmiş. Yani şu ortadaki yaklaşık 1 milim yüksekliğindeki dişler ya da 1,5-2 milim yüksekliğindeki dişler buralarda artık yok olmuş. 275 liraya almıştık. 4 sene boyunca gitti. Siz artık hesaplayın. Bir ayakkabı alacağım zaman sürekli indirimleri takip ediyorum. Mesela kışın yazdık. Yazın kışlık ayakkabıyı alırsanız yarı yarıya fiyatlarda ayakkabı bulmanız mümkün. Dolayısıyla bu ayakkabı 275 liraya düşmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 400 lira gibi bir fiyatı vardı. Bir de ikinci bir ayakkabı ile ilgili bir kampanya vardı. Dolayısıyla hem eşime hem kendime böyle bir ayakkabı aldım ve çok da iyi fiyatı almıştık. Bizi 4 sene götürdü. Şimdi yine Instagram'dan yaptığımız anket sonucunda Meral ya da ASICS marka ayakkabı konusunda fikirlerini sormuştum. Anketin çoğunluk bir kısmı Japon markadan yana kullandı. Dolayısıyla ben de aklımda olan iki markadan birini anket sonucunda sahiplenmiş oldum. Şöyle tabanı şu şekilde, tasarım böyle. Arka tarafında şöyle bir tasarım yapmışlar. Lacivert kırmızı renkler ama videoda algılayabiliyor musunuz? Lacivert kırmızı, beyaz. Burada da markanın işte grafikleri var, tasarımı var. Böyle bir tabana sahip. Bu ayakkabı normalde ben 41 giyiyorum. Bana 42,5 oldu. Bunun 42,5'unu aldık. Şöyle tabanı göstereyim. Bu taban Under Armour'da taban çıkmıyordu. Bunda şöyle bir taban var. Böyle içine minik bir taban yapmışlar. Jel diye geçiyor bu. Jolt 2. Işıktan da görebiliyorsunuz içerisini. Üzeri zaten file. Yazlık ayakkabı. Hani kışın ayaklarınız üşümezse havlu çorapla da koşabilirsiniz. Eva malzeme diyorlar galiba buna. Şurada bir topuk bölgesi var. Topuğa ayak oturuyor. Bu ayakkabıya denk gelecek kadar bir para puan birikti. Müşteri sadakat programlarını düzgün uygulayan markalar var. Takip ederseniz orada alışverişinizin %10'u kadar para puan birikiyor. Ben o puanları biriktirdim. Dolayısıyla orada biriktirdim. Para puanlarla almış oldum. Siyah renginden hoşlanmadığım için siyahını almadım. 320 liraya da siyah rengi vardı bu ayakkabının. Dilerseniz 320 liraya da siyah rengine sahip olabilirsiniz. Bulabildiğim en uygun fiyatlı yürüyüş ve koşu ayakkabısı ama bunlar profesyonel koşu ayakkabıları değil. Benim gibi böyle amatörce hafif koşu ve sık yürüyüş yapanlar için ideal. Bakalım. Bu 4 sene önce Under Armour videosunu çekmiştim. Bir 4 sene dayandı. Umarım bu ASICS Japon ayakkabısı da bir 4 senede bu dayanır. Ki dolayısıyla 4 sene boyunca yürüyüşümüzü ve koşumuzu rahatlıkla yapmış oluruz. Bununla ilgili duygu ve düşünceleriniz varsa açıklamalar bölümüne yazınız. Instagram'da ankete katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum yönlendirdiğiniz için. Ve artık sayenizde de bir tercihte bulunmuş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenin. Katkı sağlamak isterseniz yorumlar bölümüne yorumunuzu bırakabilirsiniz. Ayrıca 4 sene önce Under Armour videosunu izleyip tekrar bu videoyu izleyen arkadaşlara da ayrıca selam olsun. Hoşça kalın.